Merhabalar, iyi akşamlar. Hepiniz etkinliğimize hoş geldiniz. Bugün Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı öğretim görevlerinden bir saniye. Çok kısa. Çok özür diliyorum sizden. Küçük bir sıkıntı oldu. Bugün Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı öğretim görevlerinden Sayın Profesör Doktor Leyla Açık, moleküler biyolojinin dünü, bugünü ve geleceği konulu sunumuyla bizlerle birlikte olacak. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam, ben de iyiyim. Tekrardan yayınımıza hoş geldiniz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ben de beni davet ettiği için İnönü Üniversitesi Genetik Topluluğuna teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Yayın esnasında sormak istediğiniz soruları YouTube chat kısmından ve Instagram DM'den bizlere sorabilirsiniz. Sorularınızı ekip arkadaşlarımız alacaktır. Sunum sonunda sizlere ileteceğiz hocam. Tamam. Burada size sözü bırakıyorum hocam. Buyurun. Tamam. Teşekkür ediyorum. Merhaba sevgili öğrenciler ve sevgili YouTube kanalı izleyicileri. Ben bugün sizlere moleküler biyolojinin dünü, bugünü ve geleceğini anlatacağım. Bu moleküler biyolojiye nasıl başladığımı anlatayım önce. Lisansımı Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nde bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi'ne yüksek lisans için başladım. Orada araştırma görevlisi oldum. Daha sonra da moleküler biyoloji çok ilgimi çektiği için İngiltere'de moleküler biyoloji alanında doktora yaptım. Sonra tekrar Gazi Üniversitesi'ne döndüm ve Gazi Üniversitesi'nde çalışmalarıma devam ediyorum. Ayrıca 5 yıldır da TÜBİTAK'ın Biyoloji Olimpiyat Koordinatörüyüm ve zehir gibi gençlerle olimpiyat çalışıyoruz. Buradaki resim de oradan bir görüntü. Evet. Dünyada ne kadar insan yaşıyor biliyor musunuz? Bir tahmin yürütecek olsak, kimisi 3 milyar diyecek, kimisi 5 milyar diyecek. Ama neredeyse 8 milyar insan. Ve bu kadar insan birçok sorunları da beraberinde getirecek. Bu sorunlar neler olabilir? Mesela çevre kirliliği, mesela açlık, mesela bazı canlıların nesillerinin tükenmesi gibi. Nüfus fazlalığı olduğu zaman mevcut kaynaklar tüm popülasyona uzun vadede yeterli olması konusunda problem olacağı öngörülmekte. Siz bunu Malthus'un okuduysanız Malthus'tan da bilebilirsiniz. İnsan faaliyetleri hem çevreyi, hem hayvanları, hem de bitkileri etkilemekte. Tabii nüfus hızla artarken tarım ve hayvancılık yapılacak alanlar hızla azalıyor. Sonra ne yapıyor insanlar? Yiyeceklerin raf ömrünü nasıl uzatabiliriz? İşlenmiş besinleri elde etme yolunda renin üretimi, besin kalitesini arttırma, vitamin ya da ilaç üretmeye ve bu sayede 8 milyar insanı beslemeyi düşünmekte. Daha geçmişlere bakacak olursak insanlar neyle başladı olaylara? Evcilleştirme işleriyle başladı ve ya arkadaş olsun diye, ya yiyecek olsun diye, ya da yün, deri ve ulaşım amacıyla canlıları evcilleştirdiler. İşte köpekler arkadaş oldu, koruyucu oldu, keçiler besin oldu gibi. Tarımda da buğday, pirinç ıslahı yapıldı. Ve bunların ıslahı da bereketli hilalde ve bizim de bulunduğumuz topraklarda. Şöyle tarihçiye de bakacak olursak çok eskilere gidelim. 801'li yıllara Alkandi distilasyon yapıyor. Şarap distilasyonu, sonra alkol distilasyonu, gül suyu yapımı. Hatta bu 107 tane farklı parfüm içeriğini kitabında da veriyor. Sonra İbni el-Nefis var. Küçük dolaşımı keşfediyor. O zamanlar hiç bilinmeyen bu dolaşım sistemini keşfediyor. Daha sonra William Harvey 1628 yılında bu sistemi açıklıyor ancak hiçbir zaman İbni el-Nefis'i referans vermiyor. Sonra
Nasreddin el-Tusi var. Bu da insanların hayvanlardan geldiğini, türediğini söylüyor. Sonrasında Sokrat diyor ki her zaman insan ailesine benzemeyebilir diyor. Hipokrat erkek çocuğun karakterinin oluşmasında spermin katkısı olduğunu söylüyor ve kalıtımı fikrini ortaya çıkmasını sağlıyor. Bildiğimiz gibi Mendel bezelyelerle yaptığı çalışmalarda ilk olarak particulate faktör diye geni tanımlıyor. Sonrasında 1800'lü yıllarda Koch otoklavı keşfediyor. Röntgen X ışınlarını keşfediyor derken ilerleme X ışınları kristalografisi ilerlemeye başlıyor. Max Delbrück kimyacılar, fizikçiler bizim alanda çok büyük ilerlemelere imza atmışlardır. Delbrück fizikçi bakteriyofajlarla ilgilenmeye başlıyor ve biyolojiye fizikçi bakışı kitabını yazıyor. Sonrasında Delbrück, Luria ile birlikte meşhur laboratuvar Cold Spring Harbor Laboratuvarı'na gidiyor. Ve burada gen yapısını aydınlatmak için çalışmalara başlıyorlar. Ve meşhur bir deney var, Blender deneyi. Hershey'i de buraya davet edip ve bu meşhur deneyi yapıyorlar. Nedir bu meşhur Blender deneyi? Bu deneyde fajın genetik materyalinin nükleik asit olduğu ispatlanıyor. Mükemmel bir deney. Delbrück ve Luria bu basit sistemle bir zamanlar protein çok olduğu için protein genetik materyal olarak biliniyordu. Sonrasında hem bunların deneyi, sonra başka deney de var biliyorsunuz. DNA'nın genetik materyal olduğuyla ilgili ve DNA'nın genetik materyal olduğunu ispatlıyorlar. 1940'larda Asbury, bir biyofizikçi, makromoleküllerin yapısını X ışınları kristalografisi ile aydınlatma deneyleri yaparken moleküler biyoloji terimini kullanıyor. Peki moleküler biyoloji nedir? Biyolojik aktivitelerin moleküler temelini anlamaya çalışır. Ne yapar? Makromoleküllerle çalışır ve bu makromoleküllerden en çok ilgilendiğimiz konu nedir? Nükleik asitler ve proteinlerin yapısı ve bunların etkileşimleri. Uygulama alanlarına bakacak olursak diagnostik, babalık testi, soy ağacı çalışmaları, adli tıp, gen tedavisi, ilaç tasarımını sayabiliriz. Yine çok güzel bir deney var. İşte DNA'nın yapısı aydınlatılmamış o zamanlar. William Asprey DNA'nın X ışınları kristalografisi ile bu süper görüntüyü elde ediyor. Sonrasında Rosalind Franklin Excellent X ışınları kristalografisi patternı Famous Photo 51 diye çok güzel DNA'nın X ışınları kristalografisi ile yapısını yani o fotoğrafı Franklin buluyor. Franklin'in çalışmalarından yararlanarak Watson ve Crick DNA'nın yapısını bu başlıkla Nature'da 1953'te yayınlıyor. Yayın o kadar çok aksesyon, aynı zamanda o kadar çok da citation alıyor ve Nobel'le ödüllendiriliyorlar. Watson, Crick ve Wilkins, Franklin'e Nobel yok, öldüğü için deniyor ama daha önce Nobel verilebilirdi. Sonra bilim adamlarının, birçok bilim adamının ve aslında bu deneyi yapan hocaların da Meselson ve Stahl'ın da The most beautiful experiment, yani en güzel deney, dünyanın en güzel deneyi dedikleri bu deneyi yaparak neyi buluyorlar? DNA'nın yarı korunumlu replikasyonunu buluyorlar. Eğer vaktiniz, daha doğrusu vaktiniz vardır, YouTube'da ikisinin sohbetleri var, Meselson ve Stahl'ın. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. The most beautiful deney, dünyanın en güzel deneyini anlatıyorlar. Bu deneyde de DNA'nın yarı korunumlu replikasyonu ortaya çıkarılıyor. Biliyorsunuz daha önceleri tam korunumlu, karışık gibi hipotezler varken radyoaktiviteyi kullanarak DNA'nın yarı korunumlu kendisini kopyaladığını buluyorlar. Aynı zamanda Meselson hücrelerdeki DNA tamiriyle ilgileniyor. Sonra Arbel'le çalışıyor. Biliyorsunuz Arbel de daha sonra restriksiyon endonükleazların keşfinde rol almıştı. Aynı zamanda bu bilim adamı Nixon zamanında da devlette, sonrasında da devlette bilim uzmanı olarak çalışıyorlar. Tabii DNA'nın yapısı aydınlatıldıktan sonra genetik kodla ilgili çalışmalar başlıyor ve genetik kod aydınlatanlar arasında Nirenberg ve arkadaşları var. Bunlar da yine Nobel'le ödüllendiriliyorlar.
Aslında pek çok çalışma, birikim, sonra da birileri Nobel'i alan, bazen gerçekten o işi ilk yapanlar, bazen de göreceksiniz, sonrasında başka birileri Nobel alıyor. Şimdi bu deney de çok güzel bir deney, moleküler biyoloji alanında ya da biyokimyada diyebiliriz. Bir gen, bir enzim teorisini ortaya atıyorlar. Mutasyon yapıp daha sonra da o mutasyonları seçici besi yerinde test ederek bir genin bir enzimi kodladığını ortaya atıyorlar. Biddle ve Tatum ve bunlar da yine bu çalışmalarıyla ödül alıyor. Biz artık bir gen bir enzim demiyoruz. Yeni çalışmalarla ne diyoruz? Bir gen bir polipeptit diyoruz. Tabii genin ifadesi moleküler biyolojinin en önemli alanlarından, genin ifadesi, gen ifadesinin kontrolü. DNA'nın yapısı aydınlatıldı, replikasyon aydınlatıldı, işte transkripsiyon, protein sentezi, bakalım bunlar nasıl gelişecek. Kornberg DNA transkripsiyonla ilgili çalışmalar yapıyor ve bu da Kornberg de yine 2006'da Nobel alıyor. Polimeraz enziminin keşfinde de yine Kornberg'i görebiliriz. Sonrasında moleküler biyolojide bu gelişmeler devam ederken 1970'lerde çığır açacak bir başka gelişme meydana geliyor. Restriksiyon endonükleazlar diye enzimler keşfediliyor. İlk keşfedilen de EcoR1, Escherichia coli'den saflaştırılmış bir enzim. Bu enzimi keşfedenler Albert, Smith ve Natans bu keşifleriyle Nobel alıyorlar. DNA'nın bir terzi, artık moleküler biyolog bir terzi gibi çalışabiliyor. Yani ne yapabiliyor? Mevcut DNA'ları alıp birbirine ekleyebiliyor, kesebiliyor. İşte bu kesim enzimlerini bularak çığır açtılar ve Nobel'le de ödüllendirildiler. Daha sonra DNA, bu işte yeri atladım mı? Yok. Sonrasında Baltimore virüslerle çalışıyor ve reverse transcriptase enzimini buluyor. Restriksiyon endonükleaz, sonra reverse transcriptase. DNA klonlamaları yapılırken artık RNA'yı da klonlayabilirsiniz. Çünkü reverse transcriptase ortaya çıkıyor. Reverse transcriptase saflaştırılıyor. Tabii bunlar ortaya çıkmıyor. Bunlar canlılarda var. Biz bu canlılardan bunları buluyoruz. Baltimore ve arkadaşı da yine bu reverse transcriptase enziminin keşfiyle Nobel'le ödüllendiriliyorlar. Ne yapıyor RNA virüslerinde? RNA'yı DNA'ya dönüştürüp daha sonra da organizmaya sokabilir bu virüsler. Sonrasında ilk GDO yapılıyor. Cohen ve Bayer rekombinant DNA'yı oluşturuyorlar ve böylelikle biyoteknoloji endüstrisi doğuyor. 1959'larda aslında plazmit biliniyor. 1970'lerde birkaç plazmit var. Tabii restriksiyon endonükleazlarda izole ediliyor. Bayer restriksiyon endonükleazlarda uzman, Cohen de plazmitler üzerine uzman ve ikisi birlikte rekombinant DNA'yı yapıyorlar ve ilk GDO böylelikle ortaya çıkıyor. GDO karşıtlarına sormak lazım, insülini kullanmamaları lazım eğer ona da karşılarsa. GDO'nun faydalı olan, yani mesela insülin faydaları tartışılamaz. Nasıl insülin elde ediliyordu eskiden, sonra restriksiyon endonükleazlar çıktıktan sonra nasıl insülin elde ediliyor onu biliyoruz. Ne yapıyorsunuz restriksiyon endonükleazlarla? İşte vektörü açıyorsunuz, klonlayacağınız DNA'yı da kesiyorsunuz. İkisini birbirine karıştırıp daha sonra da bir konağa vererek konakta o milyonlarca kopyasını üretebiliyorsunuz. Sonrasında 76'da ilk biyoteknoloji firması kuruluyor, Genetek. Şimdi bakarsanız borsaya pek çok biyoteknoloji firmasını görebilirsiniz. Böyle mihenk taşları var moleküler biyolojide de. Mesela restriksiyon DNA'nın keşfi dedik, bazı şeyleri saydık. Bunlardan çok önemli bir şey de polimeraz zincir reaksiyonunun keşfi. Gen klonlama yaparken normal sistemde işte DNA'yı keseceksin, vektörü keseceksin, rekombinasyon yapacaksın. Sonra da tek 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 her bir klonu araştırıp senin genin hangisinde onu bulmaya çalışacaksın. Bu uzun soluklu işlem polimeraz zincir reaksiyonunun bulunmasıyla çok kolaylaştı. Tabii bunda da yine bu işleri yapan
başkaları da var. 1970'lerde Kohanana bunu duyurmuş, önermiş. Fakat 15 yıl sonra Müllis aynı yöntemi yayınlayıp bununla Nobel aldı. 88'lerde Saiki ve arkadaşları tak polimeraz enzimini saflaştırdı. Normal DNA polimerazın aksine bu termostable sıcaklıkta da bozulmadan kalabiliyor. PCR mükemmel bir reaksiyon. DNA denatüre ediliyor. DNA'nın fotokopisini çektiriyorsunuz. Primerler aracılığıyla denatüre olmuş DNA'da polimerizasyon gerçekleşiyor ve 1 iken 2, 2 iken 4 böyle katlana katlana milyonlarca kopyasını DNA'nın elde edebiliyoruz. 1993'te Nobel alıyor Müllis bununla. Cetus firmasından $10,000 bonus alıyor. Daha sonra da patenti Hoffman-LaRouche'a $300 million satıyorlar. Müllis geçen yıllarda öldü. Biraz hakkında biraz şeyler var. Dedikodular var. O nedenle de biraz farklı görüşleri de var. Mesela şöyle bir görüşü var onun. HIV AIDS'e neden olmaz diye bir görüşü de var. Böyle değişik görüşleri olmasına rağmen biyolojiye katkısı onunla mükemmel. Biyolojide pek çok şey hibridizasyon yeteneğine dayanıyor. DNA ipliklerinin hibridizasyonu. Pek çok şeyin böyle hibridizasyonuyla pek çok şey bulunuyor. Bunlardan birisi de Sudden hibridizasyonu. Soyadı Sudden olan Edwin Sutton tarafından ortaya çıkarılmış bir teknik. Bunda da samanlıkta iğne arama. Nasıl zor bir şeyse DNA'yı fragmente edip içlerinden bir geni bulmak çok zor. Ama bu teknikle DNA'yı jelde yürütüp bir membrana aktarıp membrana prop uygulayarak DNA'nız nerede, aradığınız gen nerede onu bulmayı sağladı. Bu Sudden hibridizasyonu. Yine bir başka mihenk taşı moleküler biyoloji alanında DNA dizanerisi. Burada da Frederick Sanger karşımıza çıkıyor. Maxim Gilbert var ama onların değil bunların yöntemi kullanılıyor. Daha kullanışlı olduğu için. Bu da bir biyokimyacı. Genellikle ya fizikçi ya kimyacı ya biyokimyacı. O nedenle aslında moleküler biyoloji yapacak biyologların çok iyi kimya bilmesi gerekiyor. Bu arada bunu da söylemiş olayım. Sanger aslında doktorasında lizin metabolizması çalışıyor. Fakat sonra insülinle ilgileniyor ve insülini çalışıyor. Kromatografi teknikleriyle işte iki polipeptit gibi iki ipliği olduğu, disülfit bağlarıyla bağlı olduğunu gösteriyor ve amino asit listesini belirliyor ve 1958'de ilk Nobel'ini alıyor. Sonra Sanger Crick'le birlikte de çalışmaya başlıyor ve DNA üzerine yoğunlaşıyor. DNA dizileme yöntemini bularak ve bir virüs genomunun dizisini de yayınlayarak 1980'de ikinci Nobel'ini alıyor. Sonra gelelim dizileme olduğuna göre artık DNA'nın nükleotit dizisini belirlemeye. Biz zannediyorduk ki proteinimiz 100 bin, DNA, gen sayımız da 100 bin. Fakat İnsan Genom Projesi bunun aksi bir sonucu ortaya çıkardı. İnsan Genom Projesi bir konsorsiyum ürünü. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Çin 1990'da bu işe başlıyorlar ve 2003'te tamamlanıyor. Ve insan genomundaki DNA nükleotit dizileri belirleniyor. Nature'da 2001'de %90'ı bitmiş nükleotit dizileri yayınlanıyor. 2800'den fazla yayın araştırıcı var bu işte. Beklenen gen sayısı çok fazlayken sonra bulunan gen sayısı ne kadar azaldı? Bunları bilmeniz lazım. Sonrasında insandan sonra bu aralarda da mesela Maya Genom Projesi yapıldı. Sonra işte bakteriler genom projelerine dahil edildi. Sonra diğer model organizma olan bunların da genom analizleri yapıldı. Bak tabanlı dizilemeler yapıldı o zaman. İnsan DNA'sı çeşitli fragmentlere ayrıldı, büyük fragmentlere. Onlar bak kütüphanelerine klonlandı. Sap klonlamalar yapıldı ve sonra diziler belirlendi. Bütçesi $2.7 milyar bütçeyle bu iş yapıldı.
Tabii geni artık dizileri öğrendik, nükleotit dizilerinde öğrendik, genleri öğrendik. O zaman ne yapacağız? Bir hastalık durumunda hastalığı tedavi etmek ya da hastalıktan korunmak için gen tedavisi yaklaşımları başladı. Hastaya ilaç vermek, ameliyat yapmak yerine acaba gen ilave edebilir miyiz diye bunun için çalışmalar başladı. Mutasyona uğramış genin yerine sağlıklı kopya verme denemeleri, bozuk geni inaktive etme ya da knockout, hastalıklarla savaşmak için vücuda yeni gen verme gibi çalışmalar amacıyla gen tedavisi yapılmaya başlandı. Deneyleri, çalışmaları başlandı. Kalıtsal hastalıklar, bazı kanser tipleri, viral enfeksiyonlar için aslında umut vericiydi. Fakat daha çok umudu olmayan, çaresi olmayan hastalıklar için denendi. 1990'da milyar dolarlık yüzlerce insan viral gen tedavisinde insan viral gen tedavisine kullanıldı. Klinik denemelere kullanıldı. Ian Garden, NIH için yöneticisi, ilk klinik protokole 1989'da onay verdi. Kanserli hastanın immün hücresine yabancı gen verildi. 4 yaşında bağışıklık sendromu sorunuyla doğmuş bir çocuğa gen aktarıldı. Hatta onunla ilgili filmler bile var. Adenin deaminaz gen eksikliği olan çocuğa böyle bir gen verildiği çalışması. Sonrasında da yine pek çok klinik denemeler yapıldı. 300 klinik gen tedavi 3000 bireyde denendi. Çok fazla bütçeler harcandı. Fakat hep gen tedaviler şöyle oldu. Tedavi başlanıyor, sonrasında birisi ölüyor, durduruluyor. Başlıyor, sonra belli bir ara veriliyor, sonra başlıyor, durduruluyor. Bu şekilde devam ederken yine adenin deaminaz. Bakın sonra tekrar bir başka gen için, gen yokluğu için yine tedaviye onay veriliyor. Fakat sonra yine birisi ölüyor, yine duruyor ama Çin gen tedaviye kendisine boyun ve baş ve boyun kanserlerinde 2003'te onay veriyor. Sonra Rusya'dan böyle bir onay var 2011'de. 2012'de Avrupa Birliği'nden bir onay var ve böylelikle tekrar gen tedavileri başlıyor. Ve bunda adenoviral, retroviral, adeno-associated virüslerle, retrovirüslerle gen tedaviler ile ilgili pek çok çalışma var gördüğünüz gibi. Sonrasında yine bir çok büyük önemli gelişme var, mikroRNA'ların keşfi. Buna da ne demek? Şimdi fonksiyonel genomik, bunu nasıl, mesela bir DNA mikroRNA'ları var, RNA array'leri var, protein array'leri var. Biz ne yapıyoruz bu array'lerle? Normalde reverse transcriptase real time PCR'da birkaç genin ifadesini görebiliriz. Ancak bütün hücrenin ifadesini göremeyiz. Bütün hücrelerimizde aynı DNA olmasına rağmen bütün hücrelerimizde aynı gen ifade edilmiyor. İşte hücrelerimizde ifade edilen genleri, susan genleri, ifade edilen genleri bulmanın yolu mikroRNA'lar. Bu sayede işte kanserli ile normal arasında, o bodur bitki ile uzun bitki arasında ki farklılıkları görmemiz mikroRNA'larla mümkün. Yani bize global ifade profilini veriyor. Bunda da yine bu işi ilk yapanlar mesela 1963'te Bruce Merrifield kimyada Nobel almış. Solid phase peptit senteziyle başlıyor. Sonra Gergan 1979'da array'i yapıyor. Sonrasında Affymetrix gen chip array'leri var. Spotted veya inkjet mikroRNA'lar var. Sonrasında Fodor ve meşhur Steyr chip teknolojisinde fotolitografi teknikleriyle gen chip yapıyorlar. Sonra Steyr Affymetrix bilim kuruluyla birlikte nükleik asit mikroRNA'larını geliştiriyor. Bakın ilk mikroRNA makalesi yazarları pek çok ve böylelikle ne yapıyor? Gen ifadeleri hücreler arası karşılaştırılıyor. Moleküler alanda o kadar çok bilgi birikiyor ki artık gen dizilemeler var, PCR'la gen amplifier'lar var, robotik sistemler devreye giriyor ve daha
artık Illumina var, başka teknolojiler var ve çok hızlı gen dizilemeler yapılıyor. Bilgi çok fazla birikiyor. Biriken bilgiyi analiz etmek, bir yerde depolamak için bioinformatik devreye giriyor. Bilgisayar, istatistik ve biyoloji bilgimi bioinformatik aracılığıyla daha kolay analiz edilebiliyor. Herkese ulaşım sağlanabiliyor ve çok çeşitli programlar var. FASTA, BLAST, PCBLAST, protein databanklar. Buralardan isteyen genomu alıp ya da istediği geni alıp kullanabiliyor ve bu konularda çalışabiliyor. O zaman moleküler biyoloji devrimine, genomik devrime imzasını atan önemli yöntemlerden birisi de neymiş? İşte PCR'dan sonra, dizi analizinden sonra mikroarray'ler de geliyor. Sonra RNA interferans teknolojilerini konuşalım biraz da. Bunlar da RNA eskiden çok az bir işlevini biliyorduk. 3 RNA biliyorduk ama şimdi başka RNA'lar da biliyoruz. Mesela mRNA ne yapıyor? Genetik bilgiyi DNA'dan alıp proteine taşıyor. Tek iplikli ama bazıları da çift iplikli olabiliyor. tRNA bazen işte eşleşmeler yapabiliyor. DRNA'yı biliyoruz. Sonrasında Craig Mello ve Andrew Fire C. elegans'ta çalışırlarken 98'de bir RNA, mRNA'nın translasyonunu bloke eden bir RNA. Bu nedenle de proteine genetik bilgi aktarılamıyor. Gen sessizleştirme deniyor ve bu da önemli bir gen düzenleme mekanizması. RNA ile gen sessizleştirmeyi yapıyorlar. Bitki hayvanla insanda keşfediliyor ve ilk klinik deneme 2004'te bir maküler bozuklukta deneniyor. Aslında RNA interferans virüslere ve hareketli elementlere karşı bir savunma mekanizması. Bu sayede ne yapıyor? Kendisini koruyor. mRNA'lar var, mikro RNA'lar, yüzlerce gen, küçük RNA molekülleri kodluyor ve bunlar da gen ifadesini ne yapıyor? Düzenliyorlar. Sonra kök hücre teknolojileri geliyor. Bu genetikçiler, klinisyenler birlikte, hücre biyologları birlikte hastalıkları tedavi etmek için birlikte çalışıyorlar ve kök hücre teknolojileriyle bunlar da yine gen tedavi amaçlı kullanılıyor ve bununla ilgili de 2012'de Nobel ödülü var fizyolojide. Sonra doku mühendisliği, bu da interdisipliner bir alan. Biyomateryaller var, biyokimyacılar, biyofizikçiler. Burada da amaç nedir? İşte dokularımızı yenilemek, eskiyen dokularımızı düzeltmek. Sonra organ transplantasyonları, organ işte gidip insanlardan parayla satın alınıyor ya da bazı insanlar savaşlarda, bazı insanlar işte kötü niyetli insanlar tarafından organları alınıyor gibi. İşte bunların yerine organ yapımı ile ilgili çalışmalar var. Doku mühendisliği ile ilgili, kök hücreleri ile ilgili organ yapımı var. Eskiyen organları bu şekilde yenileme fikri var. Bunlar da çalışılıyor. Bakın ta geçmiş zamanlardan beri bu tip organ nakilleri var. Doku mühendisliğinin de amacı aslında organ transplantasyonu yapabilecek organlar yapabilmek. Yine moleküler biyolojide önemli bir gelişme de Miller'in ve arkadaşlarının bulduğu yeşil floresan protein. Ne yapıyoruz bununla da? Genin ucuna takarak bir etiket bunu takıyorsunuz ve hücrede nereye gitti o gen? Nerede protein oluşturdu? Bu proteini saflaştırmada bunu kullanmak mümkün. Bu etiketleme de çok güzel bir ilerleme moleküler biyolojide. Gelelim the most exciting genetic advances in decades dedikleri, yani en heyecan verici gelişme sizce ne olabilir? Düşünün bakalım, sizce en son ve en heyecan verici gelişme genom editing, genom tasih dediğimiz ve bu sene Nobel alanların daha doğrusu ondan önce de pek çok çalışan var ama bu sene bu konuda Nobel verildi.
ne yapıyorsunuz? Hedefe insersiyon, delisyon gibi DNA mutasyonları oluşturarak hedefi değiştiriyorsunuz. Çeşitli teknikler vardı. İşte zinc finger nükleazlar, transkripsiyonel aktivatör benzeri efektör talenler, ZFN'ler vardı. Artık CRISPR-Cas sistemleri konuşuluyor. CRISPR-Cas da nedir? Aslında bunlar bakterilerin virüslere karşı savunma sistemleri. Aynen restriksiyon endonükleazlar gibi bunlar da onların savunma sistemleri. Ve bunlar artık genom editing, genom değişiminde kullanılıyor. Kanser tedavisinde aslında kullanılmaya başlamış, onay almış ve çalışmalar yapılıyor bu konuda Çin'de. Çok büyük bir gelişme bu da. İnsan, insan, insan dedim ama bizim nüfusumuzu besleyebilmek için bitkiye ve hayvana ihtiyacımız var. Bununla da ilgili pek çok çalışmalar yapılıyor. İşte abiyotik ve biyotik streslere dirençli bitkiler yapılıyor. Mikropropagasyon yapılıyor. Gen plazma koruma, somaklonal varyasyonlar, dihaploid üretimi, sekonder metabolit üretimi, protoplaz füzyon, bitkilerden aşı üretme, bitkilerin raf ömrünü uzatma, bitkilere ürün kalitesini arttırma gibi bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Çevre temizliğiyle ilgili pek çok çalışma var. Toksik maddeleri nasıl gideririz? Biyoremediyasyon, biyosensör oluşumları, alternatif enerji kaynakları oluşturma, biyofuel, etanol, biyodizel, biyogaz, nesli tükenmekte olan canlılarla ilgili çalışmalar var. Evet. Şöyle bir solukta moleküler biyolojide neler yapıldı, neler yapılıyor konuştuk. Biz ne yapabiliriz, siz ne yapabilirsiniz konuşalım biraz da. Alanımızla ilgili kitaplarla birlikte genel kültüre yönelik kitapları okumamız şart. Ne kadar ders kitapları değil sadece, bütün alanda ilgili yazılı diğer kitapları da okumak şart. Bunu okuyabilmek için kesinlikle bir yabancı dil bilmek şart. İngilizce ilave başka diller de bilmek şart. Sonra okuduğumuzu anlamaya çalışmak. Ve bu arada ilgilendiğimiz bir konuyla ilgili güncel makaleleri takip etmek, sonuçları yorumlayabilmek, bilgileri uygulamaya geçirmek, deney planlamak, yapmak, sonuçları analiz etmek, yorumlamak. Hiçbir döneminizi boş geçirmeyin, daha doğrusu tatil döneminizi boş geçirmeyin. Mutlaka staj yapın. Gönüllü, mecburi stajınız var zaten, mutlaka gönüllü stajlar yapın. Hastaneleri de özellikle deneyin çünkü hastanelerin tıbbi biyoloji bölümleri oldukça zengin kaynaklara sahip. Bir defa hasta kaynakları var. Bununla ilgili de moleküler çok çalışmalar yapılıyor. Peki kazanımlar ne olacak? Bir defa bilim toplum için çok değerli. Çünkü bilimsel bilginin uygulanması birçok temel insan ihtiyacının karşılanmasına ve yaşam standartının iyileşmesine yardımcı olur. Mesela kanser için tedavi bulmak, temiz bir enerji seçeneği bulmak, işte size iki tane örnek. Ya da korona virüse karşı aşı geliştirmek. Çok şükür ki işte Almanya'daki iki tane Türk bizi gururlandırdı. Onlar aşıyı ilk buldular. Başka ülkelerde yapıyor. Bizim ülkemizde de Kars Erciyes grubu çok önde ve iyi yakında galiba ikinci klinik faz denemelerini yapıyorlar. İnşallah en kısa zamanda o da biter ve biz de onu kullanmaya başlarız. Bunlar kazanımlardan. Benzer şekilde bilim genellikle kamu finansmanlı için bir yatırım getirisi olarak görülen ekonomik büyümeyi tetiklediği için kamuoyunda desteklenmekte. Gördüğünüz firmalar ne kadar çok kazanç sağlıyor ülkelerine, biyoteknoloji firmalarını. Şimdi BioNTech'i düşünün, Almanya'ya getirisini. Ancak son zamanlarda bilimin başka bir hedefi de insanlığın sürekliliğini garanti altına almak için doğal kaynakları rasyonel bir şekilde kullanmanın bir yolunu bulmaya da çalışıyor. Bugün kullandığımız araçların, teknolojilerin ve ilaçların çoğu kalemden tutun da roketlere, aspirinden organ nakline kadar hepsi araştırma ürünü ya da araştırma yan ürünü. Dahası bilim dünyayı açıklamak, sorunları çözmek ve insan ihtiyaçlarını karşılamak için en üstün mekanizma olduğunu
daha doğrusu en üstün mekanizma olarak demeyeyim de, yani çok gerekli bir mekanizma olduğu ortada. Bilim yapmazsak nerede kalacağız? Bilim yaparsak ne olacağını şu korona hepimize gösterdi. Bilimin temel koşulu dinamik doğası. Mevcut bilginin sürekli gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Her bilimsel teori her zaman incelenir ve yeni kanıtlar bulunduğunda geçerliliği sorgulanır. O zaman bilim mutlak doğru değil. Bunu da unutmayın. Bilim değişir. Ve size akşam akşam çok fazla yoğurmak istemiyorum ve kazanımlarla bizi gururlandıran 3 değerli bilim adamımızla veda etmek istiyorum. Moleküler biyoloji alanında araştırmacı olmanız, çok önemli gelişmelere imza atmanızı ve adınızı sonsuza kadar yaşanmasını sağlayabilir, ülkenizi ve milletinizi de gururlandırabilir ve rol model olursunuz diyorum. Burada da bitiriyorum. Sorularınızı alabilirim. Tekrardan bu güzel sunumunuz için sizlere çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Bölüm süreye bağımlı kaldım. Bölüm başkanımız Sayın Profesör Doktor Ekrem Atalan ve bölümümüz hocalarından Profesör Doktor Hikmet Keçki sunumumuzu bizlerle birlikte izlediler ve sizlere çok teşekkür ediyorlar hocam. Ben de onlara çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Baştan bilmediğim için onları selamlayamadım. Kusuruma bakmasınlar. Ve onların da yayınlarını takip ediyorum. Ve Hikmet Hoca'yla fazla tanışmıyorum. Ekrem Hoca'yı çok iyi tanırım, çok severim. Hikmet Hoca'nın da yayınlarını çok saygıyla izliyorum. Tanışmayı da çok istediğim bir hocadır kendisi. Sadece konuşmuşluğumuz var ama çok fazla sohbetimiz yok Hikmet Hoca'yla. İnşallah görüşeceğiz. İnşallah hocam. İzninizle sorulara geçiyorum. Tamam. Hocam, viral vektörlerin kullanılması dezavantaj olabilecek durumlar yaratabiliyor. Bunları ortadan kaldırmak için bir yol var mı? Yoksa viral vektörler harici kullanılabilen vektörler var mı? Kime gene aktarırken? İnsanlara mı? Onunla ilgili bir şey belirtilmemiş. Öyle, o zaman ben genel olarak anlatayım. Şimdi vektörlerle gen klonlaması yaparken rastgele yere girebilir. Gerçekten arkadaşınızın dediği gibi rastgele, genomda rastgele bir yere girmesi dezavantaj. Ancak adenovirüs associated virüslerin girdiği belli noktalar var. Ama tabii ki bunlar sıkıntılı olduğu için işte şimdi başka yöntemler de deneniyor. Yeni tahsil yöntemleri var. Başka türlü rekombinant teknolojiler kullanma yöntemleri de var. Mesela verilen genle diğerinin rekombinasyonuna dayalı teknikler de var. Bakterilerde sorun yok. Bitkilerde de elektroporasyon kullanabiliyor. Başka yöntemler de kullanılabiliyor. Viral vektörlerde sorunlar var ama galiba bunların içerisinde de en iyisi adını associated virüslerle tabii non-viral vektörlerde kullanılıyor. Yani araştırmacılar alanlarına göre, amaçlarına göre vektörleri seçerek klonlama yapıyorlar. Tamam hocam, teşekkür ederim cevabınız için. Bir başka sorumuz. Gen sessizleştirme mekanizmasıyla genetik hastalıkların tedavisi yapılabilir mi? Veya genetik hastalıklar önlenebilir mi? Şöyle, şimdi RNA interferans teknolojisiyle ilgili yapılan bazı çalışmalar var ama hastalıklarla ilgili çoğu hastalıkta henüz daha çok büyük bir başarı bu tekniklerle elde edilmiş değil. Çünkü yan etkileri de oluyor. Gen tedavisi hala biraz controversial. Yani hala sıkıntıları olan bir şey ve RNA interferans da bakın alternatif teknoloji geldi. CRISPR-Cas geldi onun yerine. Çok başarılı olmuş olsaydı herhalde onunla devam edilirdi. CRISPR-Cas'la şimdi bu işler yapılmaya çalışılıyor ama aferin. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum soru soranlara. Biz de teşekkür ederiz hocam. Kök hücre için kordon kanı saklamak ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Kordon kanı nasıl saklanır?
Kordon kanı nasıl saklanır bilmiyorum aslında. Ama herhalde sıvı azotta çok yüksek derecedeki soğukluklarda saklanıyordur ama bilmiyorum o soruyu. Tamam hocam. Biyoinformatik çalışmalar ve yayınlar ülkemizde ne kadar ileride? Biyoinformatikle ilgili belli kişilerin isimlerini biliyorum. Orta Doğu'da var, işte İstanbul'da bazı üniversitelerde var. Genellikle biyoinformatiğe bilgisayarcılar bizde daha çok hakim, kimyacılar hakim, biyologlardan da bu konuda çalışanlar var. Mesela biz biyoinformatikle ilgili Boğaziçi'nden Igor Hoca var. Onunla bizim olimpiyat öğrencilerini yetiştirmiştik. Gerçekten çocuklar çok kolay biyoinformatiği öğrendiler. Bizim eksikliğimiz galiba eğitimde şu, bilmiyorum sizde var mı ama bilgisayar dilleri öğretmemiz gerekiyor çocuklara. Lisans seviyesinde veya daha öncesinde lisede. Bilgisayarı iyi öğrendikten sonra mesela aç protein data bankı, proteinle başlıyorsunuz oynamaya veya DNA ile oynamaya, o kadar güzel yönlendiriyor ki sizi. Aslında o programları kullanabiliriz. Çok zor değil. Ancak dediğim gibi eğitimde bunların olması gerekiyor ve sayı az ama hızla artacağına inanıyorum ben bunun. Çünkü birçok insan şimdi moleküler docking yapmaya başladı. Teşekkür ediyorum soru için. Biz teşekkür ederiz hocam. Yapılan çalışmalar insan üzerinde denenmeye başlamadan önce etik kurallar dahilinde ne kadar süre üzerinde düşünülüyor? O kadar zor düşünülüyor ki sormayın. Ya etik onayı almak o kadar zor, o kadar zor ki size anlatamam. Etik kurullar var. Hayvan denemesi yaparken bile etik kurulu geçmek çok zor. Etikte bir defa tıpçılar oluyor, biyologlar oluyor, her alandan insan oluyor ve mesela hayvan denemeleri yaparken bile hayvan telefini engelleyecek şekilde deneyler kısıtlanıyor. Hayvan denemesinde bile. İnsan denemesini düşünemiyorum zaten. Mesela biz kan alacağız. Sadece kanla çalışacağız. Diyabet çalışıyoruz. Onu almak için bile çok uğraşıyoruz. Yani etik gerçekten çok sıkı, hatta biraz fazla sıkı, merak etmesinler. Yani kimseye zarar vermeyecek şekilde deneyler yapılıyor Türkiye'de. Ama Çin'de nasıl yapılıyor onu bilemem. Teşekkürler hocam. Bu bölümü okuyan ve okumak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nedir? Ne önerirsiniz? Bence temel bilim, iyi gençler hep bizde maalesef ya mühendisliğe ya temel bilime gidiyor. Çocuklara da hak veriyorum, sebebi şu. Tıpta iş meslek garantisi var. Mühendislikte meslek garantisi var ama o kadar çok fen fakültesi, o kadar çok biyoloji ve moleküler biyoloji mezunu var ki işsiz kalınıyor maalesef. Bunun için öğrencilere de tavsiyem var, devlete de tavsiyem var. Bir defa bu kadar çok bölüm açılmamalı. Moleküler biyolojiyi gerçekten kadrosu iyi olan sizin gibi üniversiteler de açıyor. Hiç kadrosu olmayan şeylerde de, üniversitelerde de moleküler biyoloji bölümü var. Bir defa bu bölümlerin sayısının azaltılması lazım. Sonrasında da moleküler biyoloji okuyan ve biyoloji okuyan öğrencilere şunu tavsiye ederim. Bir defa sizin çok güzel İngilizceniz varmış, yabancı dilini öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında alanla ilgili dersleri dışında o alanda yazılmış başka dersleri de okuyup makaleleri takip etmeyi öneriyorum. Bir de hem bizim ülkemizde iyi laboratuvarlarda staj yapmayı hem de dışarıya staja gitmeyi, sonrasında da daha lisans okurken ALES'e girin, yüksek puan alın, dile girip yüksek puan alın. Stajlar esnasında da ilişkilerinizi geliştirin bazı laboratuvarlarla. Mutlaka ülkemizde bir yüksek lisans yapın. Çünkü pipet tutmayı bazen şöyle oluyor, lisans mezunları her deneyi yapamıyor. Bu deneyleri çok iyi özümsemeniz lazım. Teori çok iyi olacak ama deneyi de özümsemeniz lazım. Deneyi de
pipet tutmayı öğrenmeniz lazım. İşte kromatografi yapmayı bilmeniz lazım. Jel dökmeyi, PCR yapmayı bilmeniz lazım. Bunu yüksek lisansla öğrenirsiniz. Sonrasında da şunu öneririm. Yurt dışına doktoraya gitmeyi ya da doktoranızın bir aşamasında yurt dışına gitmeyi öneririm. Teşekkürler hocam. Son bir soru daha soracağım. Ama hiç vazgeçmeyin diyorum. Yani mesela bir ret yediniz, vazgeçmeyin. Sonra bir daha yapın, bir daha yapın. Bir öğrenci, mentörlüğümde bir öğrenci var. 50 yere yazdım hocam. Daha sonra 51. yerden olumlu cevap geldi diyor. Yurt dışında 300 yere yazdım, birinden olumlu cevap cevap geldi diyor. Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Güçlü olun. Siz çok güçlü çocuklarsınız. Çok iyi iş çıkarabilirsiniz. Hiç kimseden bir aşağı tarafınız yok. İşte gördünüz, Almanya'da ilk aşıyı bulan Türkler oldu. Zeka var, her şey var. Uygun ortamı bulduğunuz anda da her şeyi yapabilirsiniz. Kendinize güvenmeye devam edin. Bir şey daha var dedim, bir soru daha var. Evet hocam, son bir sorum vardı. Geçtiğimiz yıllarda Çinli bir bilim insanı HIV virüsünün doğmamış bebekler etkisiz hale gelmesini sağladı. Ve bu durum dolayısıyla hapse atılmıştı. Moleküler biyolojinin insanları etkilemesi ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? Ben mesela GDO karşıtı değilim. GDO'nun bir yani faydalı olarak olacak şeyler için ben olumlu düşünüyorum. Mesela insülin yapılması çok güzel bir şey. Ama hani tütüne sen şey koy, ateş böceği genini koy. Bu hani o da popüler bir deney, güzel ama insanlarda da bunun bir sınırı olmalı diye düşünüyorum. Tamam, hastalıkları iyileştirmede yapalım ama sarışın, mavi gözlü, yeşil gözlü bilmem ne bunlara doğru giderse güzel değil. Bir sınırı olmalı. Ama hastalıklar için mutlaka çalışılmalı. Yani şöyle düşünün, trafik kazası oluyor diye arabalardan vazgeçebilir miyiz sokaklarda? Hayır. Kötü olaylar yapılıyor diye bu olaylardan vazgeçmememiz lazım. Bizim bütün teknolojileri uygulayabilme kapasitemiz ve yeteneğimiz olmalı, ortamımız olmalı ve çalışmalıyız. Tabii ki sınırlarımızı belirleyerek. Çok teşekkürler hocam. Bugün bizimle burada olduğunuz için de çok teşekkür ederiz sizlere. Hocam size küçük bir hediyemiz olacaktı. Bir saniyenizi rica ediyorum. Beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım sizi çok çok daha iyi yerlerde göreceğiz. Ve çok iyi başarılara imza attığınızı da göreceğiz. Çok teşekkür ederiz hocam. Şöyle göstereyim. Daha yeşil bir Türkiye için sizin adınıza OGEN Vakfı'na bir adet fidan bağışında bulunduk hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bu beni çok çok mutlu etti. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ne demek hocam? Biz teşekkür ederiz sizlere. Çok naziksiniz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Yakında herhalde vizeler geliyor. Vizelerinizde başarılar. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.